23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Girgin, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Girgin Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Çelenk sunumuyla buradaki tören sona erdi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı ise hava muhalefeti nedeniyle Eşarruh Kapalı Spor Salonu'na alındı. Kutlama programına Samsun Valisi İbrahim Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yavuz Selim Kahveci, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Akan, İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Girgin, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Bu güzel, bu rahmetli günde birlik ve beraberlik içerisinde kıvançla ve onurla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Öyle bir ülke düşünelim ki ordusu dağıtılmış, başkenti işgal altında, yönetim acziyet içinde, yıllardır cepheden cepheye koşan Anadolu insanı yorulmuş, fakir, ülke parça parça işgal ediliyor. Herkes bir şeyler yapmak istiyor, bir şeyler söylüyor ama hiçbiri ezelden beri hür yaşamış ve hür yaşayacak, hiçbir çılgının zincir vuramayacağı yüce Türk milletinin derdine deva olacak şeyler değil. 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi. Çeşitli okullardan kutlamaya katılan öğrenciler okudukları şiirlerle ve yaptıkları gösterilerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Tebrik ediyorum. Bu yavruları kutluyorum. Böyle gözlerimiz doldu, coştuk. Son derece keyifli, güzel bir bayram oldu. Biliyorsunuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sadece Türkiye'de Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, dünyada eşi benzeri olmayan bir bayram. Bundan dolayı hem çocuklar adına çok seviniyoruz, hem böyle bir bayramı bize bahşettiği için Atatürk'e şükranlarımızı sunuyoruz. Böyle bir güzel günü bu kadar coşkuyla kutlatan bu yavrularımızı da yürekten kutluyorum. Samsun'a yakışır, yaraşır bir program oldu gerçekten. Böyle dolduk dolduk taştık. İnşallah 19 Mayıs'ı da bu görkemli, bu güzellikli havada kutlarız. Özellikle burada dikkatimi çeken romanların da yoğun olduğu semtin çocuklarının gösterdiği o performanstı. Hocasını kutladım. Hem 19 Mayıs'ta belki biraz daha büyüteceğiz ama 2017'deki işitme engelliler olimpiyat oyunlarının belki bir parçası olarak böyle bir sunum hazırlamayı düşünüyorum inşallah. Çok görkemli olacak da. Onun için hem bugünü hem böyle güzel bir ortamı bize yaşattıkları için herkese teşekkür ediyorum.